30. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sezon 8'de Sync'le dünyada en iyi KDA'ya sahip olan Sync Design kardeşimiz, yani Design kardeşimizi videoya aldık. Videomuza yorum atan izleyicilerimizle 1v1 yaptıracağız. Valla Sync'de 1v1'de nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Videolarımıza konuk aldığımız TR birincileri gibi Challenger seviyesinde oynamanızı sağlayacak Mobile Legends'tan bahsetmek istiyorum. Bu sitede hangi şampiyona ne katılır, hangi lane'de nasıl oynamanız gerekir? Bütün hepsini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. En dikkat çekici yanı ise oynadığınız maçları ve burada yaptığınız hataları görerek analiz edip daha iyi oynamanızı sağlayabiliyorsunuz. Hala kullanmadıysanız açıklama kısmındaki Mobile Legends linkini tıklayarak Challenger dünyasına geçebilirsiniz. Şafak hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Merhaba. Valla karşında Lucian aldılar. Aldı çocuk. Biraz önce de söylediğin gibi alırım diyorsun. Ne düşünüyorsun bu arada Lucian konusunda? Bence çok zor bir pick senin için. Yani Sync'in 1v1 orası olmadığını zaten herkes biliyor ama 1v1'lerde şöyle bir avantajı var. 2 level üstünlüğü alıp direkt ghost'la rushlayınca kesiyorsunuz genelde veya 4 level'da kule altına atıyorsunuz. Onun haricinde 1v1'i çok... Şimdi Lucian almış, bir de bitkinlik ignite almış. Hani bunu 2 level'da kesemem. Bu çok belli. O sebeple farm'a yaklaşmayacağım. O kendini üstün görsün, kuleme pushlasın, sonra kulemin altına atıp kesmeye çalışacağım. Hadi zaten bakalım. Lucian'a da başka bir şekilde nasıl kesilir acaba? Çok zor vallahi kesmek. Ya bir de Lucian alması, bir de senin ne alacağını biliyordu ya. Lucian birazcık kötü oldu gibi ya. Bu da elmas 2 oyuncusu bu arada bu arkadaş. Onu da hatırlatayım. Eğer bu VS'yi kazanırsan evet, videoyu beğenip yoruma nickini yazan 5 kişiye 400 RP vereceğim. Tabii kanala abone olmaları çok önemli. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kazanmanız için bu önemli bir nokta. Kazanırsan bu VS'yi izleyicilere 5 tane 400 RP kazandıracaksın. Ben çok zor diye düşünüyorum bu VS'yi kazandırmanın. Bakalım. Yani izleyiciler için bunu yapman lazım. Yapacağım. Hadi şu bakalım. Anda her şey iyi gidiyor. İttirmiyor da çok yalnız ha. Yok, illaki ittirecek. Bir kere bile base kursa o lane bana 4 level'da geliyor. Ki bu skill falan atıyor. Değil mi? Atmaması lazım ki şurada dondursa aslında seni bayağı zonlayabilirdi bu. Ve level spamlıyor falan. Tamam. Şimdi burayı komple kesince 4 level olacağım. Diğer wave ile. Sonra bitecek büyük ihtimal. Hadi bakalım. Vallahi çok... bir de senin bizdeki daha önceki videoda da öyleydi. Mesela şu şöyle olacak diyorsun. Öyle oluyor gerçekten. Çok oynadım diye biraz ezberledim top lane abi de. Bakalım rezil olmayalım şimdi. Ama karşında Lucian gelmiyordu herhalde hiç. Aynen, Lucian ve bitkinlik inat gelmiyordu. Bir de 23 milyonu var bu arada. Base attıktan sonra çok sağlam eşya farkı da olmaya başlayacak. Şimdi büyük ihtimalle base atamayacak. Bakalım. Şimdi eğer ki bu wave'i ittirip kulemin altına gelirse bir daha VS biter. Hadi bakalım. Ama ittirmeyecek gibi. Şimdi burada Şafak yalnız yavaşlattı. Bayağı hasar vurdu. Lucian da burada bayağı hasar vuruyor. Bitkinlik kullanıldı. Burada yalnız öldürebilecek mi Şafak burada onu? E'si geldi mi? E tutuşturu kullandı şimdi. E'yi kullanacak mı? E'yi kullandı mı? Şafak aldı abi. Çocuk gerçekten 4 level'da alacağını söyledi. Ve aldı ya. Helal olsun. Sağ olun. Yani merak ediyordum alabilecek misin diye. Biraz korkak oynadım ama oyun kazanmak istiyorsanız safe oynamanızı öneririm. Kahraman olmanıza gerek yok. Sadece hata kollayın. Kazanıyorsunuz. İşte bu ya. Abi gerçekten helal olsun. Ben bunu alabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ki Elmas 2 karşıdaki oyuncu yani. O zaman videoyu beğenip yoruma nickini yazan 5 kişiye 400 RP vereceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın sakın. O çok önemli. Aynı zamanda Design'ın da YouTube kanalını açıklama kısmında bulabileceksiniz. Geçelim diğer maça. Bakalım nasıl olacak. Yani Sync'de nasıl VS atılır bilmiyorum. Ryze de sıkıntılı bir şampiyon ya, evet, harbiden. Yani hep sana şey aldılar yani böyle. Counter pick çekiyorlar bana. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var, onu da açıklık getireyim. Psikolojik üstünlük sağladığını farz ettiriyorum adama. Yani ben farm'a yaklaşmayınca o adam zannediyor ki dalınca beni rahatlıkla kesebileceğini zannediyor. Bu sebeple özgüvenle lane pushluyor. Ben bir anda üstüne koşturunca afallıyor. Şimdi 1v1 olduğu için farm'ın pek bir önemi yok benim açımdan. Zaten yani base atılmadığı müddetçe farmın bir önemi yok, doğru. Yani şöyle, Ryze zaten öylesi güçsüz bir karakter. Cooldownları vesaire çok fazla ve mana sıkıntısı çok yaşıyor. Bana hasar vurabileceğini zannetmiyorum. En kötü ihtimalle 6 level'da
keserim. Hasar etmez yani ultimden dolayı. Hadi bakalım. Yaklaşmıyor bak farkındaysan. Evet, çok uzaktan oynuyor. O zaman şöyle biraz çirkin oynayayım abi. Bir level 1v1 proxy yapayım. Yok artık. Oha, aynen ha. O zaman koparabildiğim farmı koparırsam. Oğlum 1v1'lerde de ilk defa proxy görüyoruz ha. Arkadaşlar ilk defa bir VS'mizde proxy izliyoruz ya. Şimdi bakın 6 oldum. O adam bana gelirse canını yakarım. Şimdi bunu da açıklayacağım neden buraya geçtiğimi. Şurayı alayım. Evet. Son wave'i burada proxyliyorsunuz ve burada base atıyorsunuz. Bunun sebebi şu, farmı çok geride aldığınız için base atıp geldiğinizde farm ya da exp kaybetmek kazanıyorsunuz genelde. Şimdi üstüne gitti, ghost'u açtı. Burada büyük ihtimalle burada Ryze, aha ulti kullandı. Bak ultiye gitti burada abi, çok yakına kullandı ultisini çocuk. Burada da ilk skoru alıyor Sinkt. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Hadi geçelim 3. maça. Şimdi design biliyorsunuz sezon 8'de KDA'da dünyada en iyi oyuncular sıralamasında birinciydi. Yorumlardan arkadaşlarımızı seçtik. YouTube videolarımızda yorum atan arkadaşlarımızdan, meydan okuyan arkadaş. Onları kolay bir şekilde yendi. Şimdi de karşısına 1.2 milyon ustalık puanlı Mordekaiser getirdim. Mordekaiser'in can yenileme oranını tam bilmiyorum. Onu hesaplayamıyorum, bilirim. Ve şu yeni yenilmez ürününü Mordekaiser'da hiç görmedim yani, kullanmadım. Şimdi 3 level oldu. Mordekaiser de oyunu biliyor bu arada arkadaşlar. yani Mordekaiser ustası yani çocuk. Oo. Kule altına gider mi diyecektim ama çok uzaktaymış. Burada hasar takasında neredeyse eşit çıktılar. Onu kullanmam gerekiyor şu anda. Şu anda bakalım üstüne gidecek. Tutuşturu kullanacakmış Afak. Bayağı hasar vuruyor şu anda. Yalnız Mordekaiser de hiç üstüne falan gitmiyor burada. Mordekaiser de gayet akıllı oynuyor. Canı çok azaldı. Tutuşturu kullandı burada Mordekaiser. Şafak da tutuşturu kullandı. İki tarafın da canı çok az. İki taraf da ölmek üzere. Burada Şafak ölebilir. Ölebilir Mordekaiser. İlk maçı alıyor arkadaşlar. 3 maç üzerinden yapacağız bunu bu arada. Durum 1-0. Bakalım ikinci maçta kim alacak? Evet, ilk maçı Mordekaiser aldı arkadaşlar. Bu arada Mordekaiser'in ve Design'ın YouTube kanallarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya bıraktım linkleri. Bayağı temkinli oynuyor ama. Derken burada biraz üstüne geçti. Şimdi hayaleti de kullandı burada Sink. Hasar... Bayağı hasar yedi yalnız orada Mordekaiser. Minyonlardan. Şimdi sıçrayı kullandı. Tutuşturu da kullandı. Sink de tutuşturu kullandı. Burada canı çok azaldı yalnız. Minyonlar çok fazla vuruyor abi. Resmen minyonlara dövdürdü adamı. Ama Sinkt'in, Mordekaiser'in kalkanı da var. Burada yalnız ölebilir burada Sinkt. Aa, ölmek üzere orada Mordekaiser. Manası bitti Sinkt'in. Artık çok geç. Evet, burada çıkmam gerekiyor. Abi güzel oynadın ama yapacak bir şey yok abi. Ölmüyor yani. Çok tank, çok tank. Evet ama minyonlar bayağı vurdu. O yüzden sen tekasa girdin mi tam girmen lazım. Bitirmeye çalışman lazım. Burada olduğu gibi hayaleti kullandı ama canı zaten azaldı şu anda Sinkt'in. Mordekaiser ne tarafa doğru gidecek? Kule altına doğru kaçabilecek mi? Canı çok azaldı Mordekaiser'in. Hop! E'yi kullandı. Mordekaiser hala ultiyi kullanmadı. Tutuşturu kullanmadı. Sinkt şimdi tutuşturu kullandı. Yalnız Mordekaiser canı çok az. Mordekaiser ölmedi. İnanılmaz az canla kaldı. Lan senin can... Değil, senin can da çok gitmedi. Takasla önde çıktın farkındaysan yalnız. Full koşa koşa. Şimdi onu olmadan bir trade'e daha girmem gerekiyor benim. Şu minyonlardan aldığında diyecektim. Tutuşturun yok yalnız değil mi? Var. Yalnız hasar vuruyorsun baya. Vuruyorum da şimdi mesela canını çekecek baya. Güzel can çekiyor ya. Tutuşturu kullandı şimdi burada Sink. Canı çok azaldı burada. Şimdi hayaleti kullandı. Mordekaiser de ultiyi kullandı. Burada herhalde artık Sinkt, oha can yenilemeye bakar mısın derken E'yi atıp ilk kanı döküyor. Durum 1-1 oldu. Diğer maça geçeceğiz arkadaşlar. Zor maçmış gerçekten ya Sinkt için.
Evet, geldik 3. maça. Bakalım 3. maçta yine Mordekaiser mi yoksa Singh mi alacak? Kim alırsa maçı o kazanır arkadaşlar. Singh biraz zorlandı açıkçası Mordekaiser karşısında. İlk maçta özellikle yenildiği maçta. İkinci maçta da zorlandı ama elinden geldiğince taktikler bulmaya çalıştı yenebilmesi için. Taktiğini de buldu açıkçası. Bir şekilde yendi. 3 level'da dalmaya çalışacağım yine. Singh'in zaten belirli şeyleri var. Ya erken 2 level olup takasa girmek, ya 4 level kule altı atmak, ya da eşya beklemek. Mordekaiser 2 level'da kesilebilecek bir karakter değil. Çok fazla can yeniliyor ve tank. O sebepten dolayı kule altını bekleyeceğim yine. Şimdi bana doğru gelirse. Şimdi Ghost'u basıp gitmek, yalnız hasar vuruyor o bayağı. Yine aynı senaryoya geldik. Minyonlar bayağı vuruyor ama çok da can çekiyor yalnız Mordekaiser. Tutuştur kullanılacak mı? Kullandı şimdi tutuşturu. Mordekaiser de tutuşturu kullandı. Canı çok az burada Mordekaiser'in ama can diye çok güzel yeniliyor. Kim ölecek burada derken Singh saniyelerle maçı aldı arkadaşlar. Sen de gerildin, kabul et. Vallahi gerildim. O canının ne kadar çekeceğini bilmiyorum. Çünkü. Evet. Hani yani az daha geliyor, kaç geliyor bilmiyorum. Az daha alacak diye düşündüm açıkçası. Arkadaşlar, Design'a çok teşekkür ediyorum bu videoyla bize konuk olduğu için. Siz de bu tarz şampiyon birincileriyle, ünlülerle, yayıncılarla karşılaşmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olup yoruma nickinizle birlikte iddianızı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Design'ın da YouTube kanalı açıklama kısmında olacak. Aynı zamanda Mord OTP arkadaşımızın da YouTube kanalı var. Onun da kanal linki açıklamada olacak. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şafak, teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Haydi bay bay.